Paris'te son Osmanlılar, Hıfzı Topuz'un son romanı. Topuz, tarihten yola çıkan, tarih sayfalarında rastladığımız insanları kendine kahraman olarak seçen bir yazar. Bu romanın kahramanları da Abdülmecid'in kızlarından Mediha Sultan, damat Ferit ve Jön Türkler. Yazar aslında Paris'teki son Osmanlıları değil, Paris'teki Jön Türkleri yazdığını söyleyerek kitaba yanlış başlık seçildiğini belirtmeden edemiyor. O dönemde yaşamış olan insanları buldum, onlarla konuştum. Ve beni çok heyecanlandırdı bu Paris'teki Jön Türkler diyeceğim. Son Osmanlılar değil, kitabın adı yanlış kondu. Onda benim suçum yok yani. Asıl Paris'teki Jön Türkler olayı bu. Mediha Sultan'dan yola çıktım. Mediha Sultan hayatını araştırırken o Necip Bey, Necip Paşa, o derken damat Ferit, yani bir tarafta gayet tutucu Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünü hazırlamış bir damat Ferit var, değil mi? Bunu yazmak lazım. Bir de ondan sonra, ondan evvel savaşmış insanlar var, Jön Türkler var, Namık Kemal var, bilmem. Daha evvel Mithat Paşa'yı yazmıştım, Jön Türk diye tabii. Bütün bunlar bir devrim hareketi Türkiye'de. Yani o Jön Türkler ilk Paris'te, Paris Komünü'ne katılıp savaşan Jön Türkler çok önemli insanlar. Bunları bilmiyoruz yani, değil mi? Yani Osmanlı döneminde böyle bir direniş olmuş ki ben onları anlatmaya çalıştım. Osmanlı İmparatorluğu tarihinden birkaç yaprak. Hıfzı Topuz'un diğer iki romanı gibi Paris'te son Osmanlılar'da tarihi anlatıyor. Ama renkli, canlı, yaşayan bir tarihi. Yazdıklarını belgelere dayandırıyor Topuz. Ama bu arada bir roman tadını korumayı da hiç ihmal etmiyor. Ben bu işe başladığım zaman amacım bir tarihsel vulgarizasyon yapmaktı. Yani tarihi olayları, resmi tarihi böyle katı şekillerden kurtarıp herkesin anlayacağı bir dile çevirip öyle anlatmaktı. Onu yapmaya çalıştım. O bakımdan da ya benim için sürükleyici oldu. Çok insan var romanlarımda biliyorum ama gerçekten ayrılmadım. Yani romanlarımın %90'ı doğrudur. %10 doğru olmayan ne var? Adam sevişirken karısıyla ne düşündü, aklından ne geçti falan, değil mi? Bunların belgesi yok yani. İster istemez bunlar roman ürünü oluyor. Şimdi de sırada Diyaner Mağazaları satış raporlarına göre en çok satan kitaplar var. 5. sırada Veronica Ölmek İstiyor, Paulo Coelho, roman, Can Yayınları. 4. sırada Bay Pipo, Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, biyografi, Doğan Kitap. 3. sırada Füreya, Ayşe Kulin, biyografi, Remzi Kitabevi. 2. sırada Bir Çift Yürek, Marlo Morgan, roman, Darma Yayınları. Ve 1. sırada Safiye Sultan, Anne Chamberlain, roman, İnkılap Kitabevi. Yeni kitaplar ve yazarlarla buluşmaya, kitapça konuşmaya devam edeceğiz. İsterseniz kitap dünyası ile ilgili fikirlerinizi, kitapçaya yönelik olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilerinizi bize yazabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz kapanış jeneriğinde sizleri bekliyor. Hoşça kalın, kitaplarla kalın. Thank you.